çok heyecanlıyım yine. Saçlarım falan yine çok düz her zamanki gibi. Aloha. Aloha. Ay böyle konuşayım ben en iyisi. En rahatı olacak. Gel Lucy gel gel. Anaya yardım et. Anaya. Aneye. Aney aney. Aloha. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Yarın Canan'la çok tatlı bir arkadaşım var. Canan diye onunla Belgrad Ormanı'na gideceğiz ve birbirimize Access Bar seansı yapacağız, yürüyüş yapacağız. Hatta belki zaman kalırsa ata binelim diye konuştuk. Ben böyle son zamanlarda atlara olan ilgim daha da arttı. Zaten çok severim atları. Ama böyle hani arada onları sevsem, onlarla konuşsam, atlara binsem nasıl olur diye düşünüyordum. Yani çok böyle içimden geliyor. Canan da çok istiyormuş. O yüzden bakalım yarını sizin yani hem kendim hem de sizin için vloglayacağım. Bu arada Canan kim derseniz ben açılışta bahsedeyim. Zaten yarın tanışacaksınız. Canan aslında benim YouTube'dan beni takip ediyormuş bir süredir. Sonra ben böyle bu Access eğitimlerini almaya başladıkça işte hani böyle değişik eğitimlere gittikçe biz bir eğitimde karşılaştık. O da aa Kardelen sensin falan böyle. O şekilde hani aslında tanıştık. Demek ki zaten tanışacağımız varmış. Kendisi de bir süredir Access eğitimleri alıyormuş. Access'le ilgiliymiş. Zaten size yarın anlatır yaptığı başka şeyler de var. Ben de böyle bugünden hani yarın 11 gibi buluşacağız. Sabahtan belki zamanım olmaz açılışı yapamam diye şimdiden açılışı yapmak istedim. Umarım izlerken çok keyif alacağınız bir vlog olmuştur. Zaten bir günlük bir vlog olacak. Hani yarın sadece ne yapıyorsak onları çekeceğim. Öyle. Ondan sonra da bu arada bir Bursa'ya gidip geleceğim iki arkadaşımla. Onu da büyük ihtimalle vloglamayı düşünüyorum. Zaten çekersem o da kanalda olur böyle birkaç haftaya. Artık ben lafı çok fazla uzatmayayım. Keyifli seyirler dileyim. O zaman görüşürüz. Buluştuk. Canan'la. Evet, buluştuk. Selam. Şimdi ben size dün biraz anlattım açılışta da şeyi söyleyeceğim. Biz dediğim gibi Canancığımla diyebilir miyim artık cığımla? Ay, o kadar samimiyetimiz tabii var. Tabii Kardelen'cığımla. Belgrad Ormanı'na gidiyoruz. Şimdi ben 3 yıl kadar arkadaşlar. Arkadaşlar demeyi de sevmiyorum hep diyorum. 3 yıl kadar Emirgan'da oturmuştum. Oradan geçeceğiz. Size orayı da bir göstermek istedim açıkçası. Ve hemen böyle denizin yanıydı. Çok küçük bir evdi. Yani 80-90 metrekare. Yani büyük değildi. Ama bayağı ses geliyordu. O yüzden taşınmıştım. Şimdi geçerken aklıma o geldi. Size de göstereyim. Bakın. Rota yeniden oluşturuldu. Canan sana da göstereyim. 2 kilometre düz devam edin. Çok merak ediyorum. Şimdi böyle Emirgan'a doğru ilerliyoruz. Burası Boyacıköy diye geçiyor. Otobüs burada bak çok az yavaşlayarak gidersin arkanda araba yoksa. Şurada sarı ev var ya bak görüyorsun. Ha. Onun en üstün bir altı. Oo, şurası arkadaşlar. Kahverengi doğru. Evet aynen öyle orası. Yürü be Canan. Kim tutar beni? Yolların Fatihi. Biz geldik. Şimdi Belgrad Ormanı'ndayız. Evet. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Evet. Bayağı sakin. Benim yıllar oldu bu arada. En az 10 sene, 15 sene olmuştur gelmedim. O kadar oldu. Wow. Oldu.
Beni bu arada küçükken babam çok getirirdi. Hep böyle babamla ya. Gelirdik. Evet. Evet. Ne güzel. Eskiden okullar getirirdi. Hatırlar mısın Canlı? Evet, evet hatırlıyorum. Okullar çok sık sık getirir. Evet. Doğru biz ortaokulda falan. Spor kulüpleri de gelir buraya. Aynen. Koşu yaparlar. Seni bir çekeyim. Olur. Kendini tanıtmak ister misin ufaktan şöyle minik? Olur, tanıtayım. İstersen tabii ki de. Ben seni biraz anlattım nasıl tanıştığımızı falan ama. Ben evliyim, 3 çocuk annesiyim. İspanyolca ve Almanca öğretmeniyim. Ayrıca kişisel gelişim alanında da bazı uygulamalar, seanslar yapıyorum. Access Consciousness'ın bariz eğitimlerini veriyorum. Seanslarını yapıyorum. Almanca, İspanyolca dersleri veriyorsun özel Almanca, olarak. Almanca, İspanyolca dersleri veriyorum. Özel ders veriyorum. Bir kurumda çalışmıyorum. Ondan sonra... Beş kıta masajı. Beş kıta masajı. Evet. Bayağı şey yapıyorsun seansları sen. Seansları yapıyorum. Evet, çok yoğun. Evet. Biz de Access sayesinde aslında evet. tanıştık. Sen beni önceden... Ben senin fanım da. Ya. Ben utanırım. YouTube'dan. Ya. Evet. Sürekli senin YouTube paylaşımlarını dinliyordum. Şey ama Abraham dinliyordun Abraham değil mi? Hicks. Abraham Hicks. Evet beni çok etkileyen birisi gerçekten. Ya. Ve onun serisine bayılıyordum. Ya. Tamam, bir de ben. Instagram'dan da evet. senin... Çok güzel yoga pozlarını izliyordum. Bu arada biz tanışmadan sen beni takip ediyordun. Tabii ki takip ediyordum. Çok enteresan. Hastasıydım. Ya. Ve sana mesajlar falan atıyordum. Evet bana mesaj atıyordu arkadaşlar. Ve sonra bir eğitimde tanıştık işte evet, o şeyde. Karşı karşıya geldi. Evet evet ama ben seni sen hani söyleyince hemen hı-hı. anladım. Çok aslında demek ki tanışmamız gerekiyormuş evet. yani. Julia Sotas'ın evet. Beden sınıfında. Benim de katıldığım ilk sınıf. Yani evet ilk evet. Şeydi. Tuğba Oksal'ın evinde evet, tanıştık. Ya. Böyle kavam ben seni görür görmez böyle kardelen. Ya. Şimdi şurada yapalım dedi Canan ama burası daha önceden değildi çekim değildi, alanı. Değildi, boştu. Sorduk bakalım izin verirlerse gelin damat çekimler oluyormuş. Ücret ödeyip çekim yapıyormuşsunuz. Şimdi seans için bir yer bulduk. Şöyle göstereyim size biraz uzaktan. Çardaktayız. Canan da sağ olsun mat getirmiş. Üzerine bunu serdik. Ya yani birbirimiz önce Canan'a ben yaparım herhalde. Sonra o da bana seans. Hediyeleşeceğiz. Şöyle çartımı da getirdim. Bakın. Çok tatlı. Açık havada hem de. Bar seansı. Bundan daha iyi nasıl olur değil mi? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki anlatamam. Şimdi Canan tuvalete gitti. Gelecek birazdan. Seansımız neredeyse bitti. Sıra bana geçecek. Ondan sonra da yürüyüşümüze başlayacağız. Demin kuşlar geldi ya. Size çekemedim hani o sırada. Ben seans veriyordum diye, yapıyordum diye. Serçeler o kadar yakınımıza geldi ki böyle ayağımın oradaydı. Çok güzeldi. Zaten hani bu doğanın sesi, doğanın sessizliği, sizi sarıp sarmalayan o boşluk hissi diyeceğim ama inanılmaz içinizi böyle coşkuyla kaplayan o boşluk ve neşe ve sakinlik ve huzur ve dinginlik hali bana çok iyi geliyor. Sadece size söyleyeceğim nacizane birazcık hatırım varsa falan diyormuş. Yani seçiyorsanız arkadaşlar doğada olmaya zaman ayırın. Gerçekten. Ben bunu kendime de söylüyorum, size de söylüyorum. Yani Belgrad Ormanı bence muhteşem. Keşke bunun gibi ormanlarımız, alanlarımız çoğalsa. Hani her yerde, bütün dünyada ve İstanbul'da özellikle. Şehir hayatında yaşayanlar için çok daha kıymetli. Çünkü keşmekeşte insan unutuyor bazen. Burada böyle kendinize geliyorsunuz. Tabii Access seansıyla birleşince de bir ayrı oluyor. Çok güzel. Hava da şansımıza çok çok güzel. Öyle. Çok iyiyim. Çok 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 iyiyim. Ay çok güzel.
yaslandınız? Nasıl bu kadar şanslı olduk? Müthiş bir açı. En sevdiğim açıdır, gıdık açısı. Şahitsiniz, başlıyoruz yürüyüş parkurumuza. Şu an saat bu arada 5'e 6 geçiyor. Ne güzel değil mi? Şimdi seansımızı yaptık. Bayağı zaten 1 saat 15 dakika, 1,5 saat kadar sürüyor. Benim İki seans. Evet, 3 saat sürdü. Aynen. Öyle, çok iyiyiz. Yürüyoruz, yürüyüşümüze başladık. Evet, çok keyifliyiz. Benim çok... Işıldadık. Evet, bak. Bakın. Bence kesinlikle bu arada cilde etkisi var. Özellikle facelift. Hani ilgilenenler ya da bana böyle Instagram'dan soranlar oluyor. Evet. Facelift arkadaşlar gençleştiriyor genel olarak, yani zaten botoks etkisi var, 20-30 seans aldıktan sonra kalıcı botoks deniliyor. Evet öyle. Sen de kesinlikle misin? Ve bütün yaşlanmayla ilgili olan bütün yargılarımızı, bakış açılarımızı eritiyor. Evet. Dolayısıyla yüzümüze de yansıyor. Kesinlikle öyle. Böyle güzel bir gün geçiriyoruz yani ya. Gelin siz de Belgrad Ormanı'na. Değil evet. Mi? Doğada olmak çok iyi. Sen ne düşünüyorsun doğada olmakla ilgili? Kesinlikle doğayla iç içe olmak bize her zaman çok katkılı. Değil mi? Bir aktivite diyeyim size. çok seviyorum gerçekten toprak, ağaçlar. Ve ben burada de. O kadar çok çeşitli kuşlar ve hayvanlar var ki. Kirpi gördük. Kirpi, evet, sürekli kirpiler çok dolaşıyor tatlı etrafımızda. Kirpiler. Evet, kuşlar vardı. Çok tatlılar. Uf. İnanılmaz. Sence ağaca sarılmak nasıl bir duygu? Ya. Çok güzel bir soru. Ben çok seviyorum. Evimde hissediyorum kendimi. İnanılmaz bir duygu. Beni çok... Yani onun bilgeliğine böyle şükran, minnet, huzur... Ağlayasım geliyor yani. Çok kelimelerle tarif edebileceğim bir duygu değil. Evet. Evet. 500 metre ilerlemişiz. Bayağı bir 5,5 saat. Gerçekten. Nasılsın? Çok mutluyum. Yağmur başladı. Bu arada biz dönüyoruz. Tam zamanında. Buradan su içiliyormuş. Çok temizmiş. Sen içecek misin su? Evet. Tabii ki. Tabii yıkısı. Kaynak suyu. Ay ne güzel, böyle hep köpekleri mama bırakıyorlar arkadaşlar. Çok tatlılar ya. Canan gördüm, hep mamalar var. Evet. Çok tatlılar ya. Bıraksınlar tabii ya. Ne güzel. Evet Canancığım, hafiften daha günümüz bitmedi. Daha var. Ama gün sonu raporu alacak olursak. Evet. Nasıl geçti bugün sence? Bu arada inanılmaz ters ışıkta mı? Hayallerimizin de ötesinde geçti. Çok güzeldi. Bar seansı yaptık birbirimize. Ondan sonra... ben seni arıyorum. Ondan sonra da seanstan sonra yürüyüşümüzü yaptık. Evet. Şimdi karnımız acıktı. Evet. Çok, ben o kadar açım ki biraz daha dursam.
Moody olacağım biliyorum. Evet. Canım aşure istiyor beni. Çok. Evet. Emirgan'a gidiyoruz. Evet. Sütişe. Evet. Reklam yapmış gibi öldük ama olsun artık. Evet. aşure istiyorum. Ben bakalım. De çorba. Sen de çorba içersin. Hı-hı. Bu arada benim anneannemin aşuresi çok güzel olur. Bayılırım anneannemin aşuresine. Hiçbiri onun eline su dökemez denir. Doğrudur. Evet. Ellerine sağlık. Şu ne bu arada? Dur size de göstereyim. Bak şunu soracağım. Şu. Palamut. Ha doğru. Meşe palamudu. Demin işte bunlar hep döküldü. Evet. Hani dedin ya ağaçtan ne dökülüyor. Kapanışı yapmaya geldim. İzlediğiniz için kocaman kocaman ve tabii ki de varlığınız için kocaman mahalo diyorum. Bunun yanı sıra umarım izlerken keyif aldığınız, sizi böyle gülümseten ve doğada olmaya hasret olanlarınız için de biraz böyle o doğayı size hani ayaklarınıza getiren bir vlog olmuştur. Gerçekten arkadaşlar hani ben Belgrad Ormanı'ndayken de şey düşündüm. Zaten bunu paylaştım sanırım. Yani doğayla ilgili böyle bayağı konuştum sizinle ama o kadar da uzak değil. Yani en azından benim yaşadığım yere hani bir saat uzaklıkta trafikle falan ya da hadi 1,5 saat diyelim. Hadi 2 saat bile olsa değer yani. O doğada 1 saatlik yürüyüş, 2 saat yani ne kadar yürümek isterseniz çok iyi geliyor. Gerçekten o ormanın enerjisi, alanı, sessizliği bana çok iyi geldi. Ve tabii ki de bunun Canan'la olması da ayrıydı. Çünkü birbirimize çok katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum ve böyle arkadaşlıkları da çok seviyorum. Ona da buradan kocaman mahalo diyorum ve artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada ışık yani saat şu an 6.30 falan civarı ve hani Ekim ayındayız neredeyse. Eylül sonlarındayız. O yüzden hani hava artık erken karardığı için ışığı kaybetmeden hazırda dün zaten vlog çektim. Kapanışı da yapayım dedim. Bu bilgilere sizin hani ihtiyacınız var mı? Bunları sizin bilmeniz gerekir mi? Belki de hayır. Ama işte ben de böyle biriyim. Benim de aklım, beynim. Böyle çalışıyorum arkadaşlar ben de. O yüzden bunları da sizinle paylaşıyorum. Bu arada Instagram'dan takip etmek isterseniz buraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve böyle videoların hani sadece vlog gelmiyor zaten bir süredir takipteyseniz hani biliyorsunuzdur böyle değişik değişik konularda bir sürü videolar var kanalda. Abone olmayı ve takipte kalmayı hatırlarsanız çok sevinirim. Her hafta cuma günleri genel olarak video geliyor. Bilenler bilmeyenlere duyurabilir diyorum. Ve haftaya bambaşka bir videoda artık vlog mu olur, başka bir video mu olur? Ben stoklu gidiyorum hani biraz yani takip edenleriniz zaten biliyordur. Bakalım diyeceğim. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada ışık böyle çok güzel oldu sanki ya. Ben bayağı beğendim. Arkası biraz dağınık duruyor ama şu da mesela kafası tam gözükmüyor benim canım beyaz kaplanımın ama olsun. Neyse haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu arada seanstan çıktım. Enerjim böyle daha da yüksek. Bir seans verdim. Access Bars beden proses seansı. Eskişehir'de de bir takipçim bana ulaştı. Oradan seans almak isteyen biri vardı. Ona da seans vereceğim. Aklınızda olsun ben böyle Türkiye'yi geziyorum arkadaşlar. Hani seans vermeye gitmiyorum Eskişehir'e ama gitmişken o arkadaşımıza da yazdım. Onunla da böyle tarih kararlaştırdık. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Eğer seans almak isterseniz bars ya da beden proses seansları yazabilirsiniz. Neden olmasın? Bu dünyada her şey mümkün ve bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Tamam artık kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Oy, çok mutluyum ya gerçekten yani bu seans aldıkça ve seans verdikçe daha doğrusu alıp kabul ettikçe ve hediyelendirdikçe diyeyim bambaşka kapılar açılıyor. Sizde havadisler nasıl? Sizde ne var ne yok? Siz nasılsınız? Ara ara size soruyorum. Nasıl olduğunuzu genelde niye yorumlara yazmıyorsunuz arkadaşlar? Lafın gelişi sorduğumu belki düşünüyorsunuz. Gerçi yazanlarınız oluyor ama herkes yazabilir yorumlara nasıl olduğunu. Yani merak ediyorum sizi. Ve önemsiyorum da. Bunu da böyle bilmenizi istiyorum. Görüşürüz.